Şimdi tabii demokrasi bu asrın siyasi bir literatür, kavram yani. Evet. Yani demokrasi doğrudan doğruya siyasi bir mana ifade ediyor. Ve halkın çoğunluğu manasını ifade ediyor. Yani çoğunluğun seçmiş olduğu kişi vatandaşa seçme hakkı verilmiş. Dolayısıyla çoğunluğun İslam literatüründe karşılığı cemaattir zaten. Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ümmetim benim dalalette ittifak etmez buyurmuş. Burada Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmet olarak kastettiği sadece Müslümanlar değildir. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ahir zaman peygamberidir. Bütün insanlığa gönderilmiştir. Şu andaki mevcut bütün insanlar Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetidir. Ama İslam alimleri ümmeti ikiye ayırmışlar. Demişler ki bir ümmeti dâve, ikincisi ümmeti icabe. Elhamdülillah biz ümmeti icabeyiz. Yani Peygamberimizin davetini duymuşuz, işitmişiz ve iman etmişiz. Dolayısıyla biz inanan müminler olarak ümmeti icabe olmuş oluyoruz. Bütün diğer insanlık bu davetin muhatabıdır. Ve onlara daveti götürecek onlar biziz. Dolayısıyla bütün insanlık Peygamberimizin ümmetidir. Başka peygamber yok çünkü. Evet. Böyle olunca Peygamberimizin bu ifadesi bütün insanlığı ifade ediyor. Şimdi burada tabii insanların yanlışla ittifak etmemeleri, yanlış bir konuda birleşmemeleri iki şartla mümkün olur. Birincisi hürriyet olacak. Ve ikincisi de insanlar doğru bilgilendirilecekler. Şimdi doğru bilgilenen ve hürriyet ortamında vicdani kanaatin ortaya koyan insanlar yanlışla birleşmezler. Ama toplum belli ki zamanlarda yani propagandayla, baskıyla, korkutarak ve vaatlerle aldatılabilir. Ama bir büyük filozof demiş ki bütün insanları bütün zamanlarda aldatmak mümkün değildir. Belli insanlar her zaman aldatılabilir. Toplum da bir müddet aldatılabilir ama bütün insanlar bütün zamanlarda aldatılamaz. Dolayısıyla demokrasi işte çoğunluk yanılmaz prensibine dayanıyor. Ve artık asrımız biliyorsunuz ilimde, fende gelişmiş, bilgi kaynaklarımız çoğalmış, araştırma, inceleme imkanı var. Dolayısıyla bu asırdaki insanların böyle belli kişiler tarafından idare edilmesi gayet tabii ki çok zordur. Ve yönetime herkesin katılması gerekir. Bu konuda herkesin bilgisi var, fikri de olmalıdır. Dolayısıyla insanları mesut edebilir, saadete sevk edebilir ve insanları adaleti sağlayabilir ancak demokrasi olabilir. Bu demokrasi de halka hizmet salırsa bu durumda Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kavmin efendisi ona hizmet edendir hadis-i şerifi var. Yani bir toplumun efendisi, bir toplumun lideri ona hizmet edendir. Şimdi bu hadis-i şerif işte alıyor Üstadımız Hazretleri. Diyor ki işte diyor bu hadis yani Seyyidül Gavme Hadimühüm hadis-i şerifi diyor. Demokratlık ve hürriyeti vicdan İslamiyet'in bu kanuna dayanabilir diyor. Yani toplumda insanlar seçimle idarecini belirliyorsa onlar da halka hizmet ediyorsa işte bu demokrasi olmuş oluyor. Yani demokrasi bu şekilde hayata geçmiş oluyor. Ama sadece buna mı ibaret değil? Bugün demokrasi meşverettir. Şimdi meşveret biliyorsunuz Üstad Hazretleri Divan-ı Harbi Örfi'de meşrutiyet şeriattır buyuruyor. Meşrutiyeti müdafaa ederken çünkü bizim yani Osmanlı'nın demokrasiye geçmesi 1950'den sonra değil. Ta 1908'lerdedir. Dolayısıyla meşrutiyet idaresi, hürriyetin ilanı ile Osmanlı demokrasi yani o zamanki adıyla meşrutiyetle tanışılıyor. Meşrutiyetin bugünkü adı zaten demokrasidir. Bediüzzaman Hazretleri zaten bulunduğu şartlara göre ne yapmış? Mesela o meşrutiyet ilan edilmiş, meşrutiyet demiş. Sonra cumhuriyet ilan edilmiş ama cumhuriyetin yine temel esaslarının meşveret ve halka hizmet ve hürriyet olduktan sonra bu da aynı manadır demiş. Ve demokrasi ilan edilince, demokratlar iktidara gelince de demokrasi aynı manada yorumlamış. Ve demiş ki, tebeddül-i esma ile hakaret tebeddül etmez. Yani hakikatlerin ismi değişmekle değişmez. Değişmez. Dolayısıyla demiş, cumhuriyet, meşrutiyet, demokrasi aynı anlamdadır. Ama bunların içlerinin doldurulması lazım. Yani içleri nedir? Bir defa hürriyet olacak. Din ve vicdan hürriyeti olacak. İkincisi, adalet olacak. Halka hizmet olacak, meşveret olacak ve kanun hakimiyeti olacak. Bütün bu şartlar
ne yapıyor? Demokrasiyi taşlandırdıkça demokrasi de gelişmiş oluyor. Onun için mesela demişler İngiltere'de demokrasinin beşiği olarak biliniyor. İngiliz filozofu demiş ki İngiltere'de demokrasi gelişti, biraz ötesi İslamiyet'tir demiş. Çünkü demokrasinin içinde olacak prensipler ancak İslamiyet'te var. Evet. Ve bunu Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ve Peygamberimizin sonra sahabeleri, dört halife bu prensipler çerçevesinde mükemmel bir idari sistem oturtmuş. Dolayısıyla bütün dünyada örnek bir sistem oluşmuş. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam biliyorsunuz Medine'ye hicret edince Medine'de o zaman tabi Müslümanlar azınlıkta. Yani inananların sayısı 150-200 civarında. Putperest müşrikler şeyler var, Araplar var. Eis ve Hacet kabilesi olarak. Evet. Ve üç büyük kabile olarak Beni Kaynuka, Beni Kureyza, Beni Nadir kabileleri ki bunlar Yahudi kabileleri. Ve Medine'nin hem ticari hayatına hem sosyal hayatına hakimler. Eis ve Hacet kabilesi var, Arap. Bunlar da ne yapıyorlar? Kendi aralarında kavgalı. Evet. Dolayısıyla böyle bir ortamda Peygamber oraya geliyor. Peygamberimiz oraya gelince Müslümanların himayesiyle Arap müşrikler yani Kureyş, Mekkeliler tehdit ediyorlar. Diyorlar ki siz onu himayenize aldınız ama biz geliriz sizi mahvederiz. Bunun üzerine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bütün Yahudi cemaatin ileri gelenlerini Kureyş'in oradaki ileri gelenlerini Vesve Hazretleri'nden Müslümanların ileri gelenlerini bir araya getiriyor. Diyor ki ne yapmamız lazım? Bir sözleşme yapalım. Ve Medine Sözleşmesi diyerekten 50 maddelik, 47 veya 57 madde olarak tarihlerde geçiyor. Muhammed Hamidullah'ın İslam Peygamberi isimli eserinde bunlar var. Orada 57 maddelik bir sözleşme yapıyor. Yani bugünkü adıyla anayasa. Dolayısıyla orada Medine'nin korunması, oradaki insanların haklarının müdafaası konusunda 57 madde yapılıyor. Sonra onlar diyorlar ki bunu kim uygulayacak? Diyorlar ki bu konuda uygulama noktasında en mutabık olan, en layık olan ya Muhammed sensin. Dolayısıyla bu yürütmenin başı sen olacaksın burada diyorlar. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bakın orada bütün icraatlarını, siyasi faaliyetlerini Peygamberimiz o kanunların uygulanmasına yani o sözleşmeye uygun hareket ediyor. Mesela daha sonra işte Mekkelilere karşı yapılan savaşlarda olsun, o savaşlarda ihanet eden mesela Yahudiler var. O Yahudiler o sözleşme gereği yurtlarından kovuluyorlar. Yoksa zaten onlar Müslüman, inanmamış insanlar. Dolayısıyla orada Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam aslında bir devlet falan kurmuyor. Müslümanlar zaten inançları gereği olarak Peygamberimize itaatle mükellefler. Çünkü Yüce Allah, ey inananlar Allah'a ve Resulüne itaat edin diyor. Onların itaati dini, imani açıdan. Diğer mesela şimdi inanmayanların itaati ise sözleşme gereği. Evet. Şimdi bu demokrasinin işte uygulanabilen en güzel örneğidir. Yani insanlar kanun hakim olacak ve insanlar ne yapacaklar? Kanuna uyacaklar. Herkes kanun karşısında eşit olacak ve uygulamada şahısların uygulaması değil, kanunlar uygulanacak. Evet. Peygamberin vefatından sonra bakıyorsunuz Peygamberin sahabeleri ne yapıyorlar? Seçim esasını getiriyorlar. Yani atama usulü yok. Niye? Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisinden sonra herhangi birisini halife olmak üzere veya kendi yerine geçmek üzere atamamış. Evet. Çünkü Peygamber buyurmuş ki benden sonra size iki şey bırakıyorum. Allah'ın kitabı, ona uyun. Benim sünnetim, onu hayata geçirin. Sizin yaptığınız bütün faaliyetlerde, dünyevi faaliyetler olsun, ibadetler olsun, benim sünnetime aykırı olursa Allah katında makbul değildir. Dolayısıyla siz buna uyduğunuz zaman ne yapacaksınız? Hidayete erersiniz, hak yolda gidersiniz, Cenab-ı Hak sizden razı olur. Peygamberimiz şahısları değil bakın burada ne koymuş orada prensipleri ortaya çıkarmış ve prensiplere uyun demiş. Ve gerçekten de sahabeler Peygamberimizin aldığı bu dersle bir de meşveret bakın her konuda esas. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Yüce Allah şurayı meşvereti emrediyor. Dolayısıyla şura suresi var yani Müslümanların arasındaki dünyevi işleri meşveretledir diyor. Dolayısıyla şimdi burada sahabeler onu hayata geçirmişler. Demişler ki peki Peygamber vefat etti kim geçecek? Aralarında meşveret yapıyorlar. O meşveret bayağı uzun müddet sürüyor yani 1-2 gün ve sonuçta karar veriliyor. Deniyor ki Müslümanların çoğunu Hazreti Ebubekir radıyallahu anh bu işe en layıktır. Evet. Dolayısıyla o bu dini ve dünyevi işleri o yürütecek. O karar kılınıyor, halife oluyor. Yani herkes ona biat ediyor. Dolayısıyla burada Medine'de 30 bin sahabe var. Bu 30 binde ittifakla Hazreti Ebubekir'i halife seçiyorlar.
Bu meşverettir. Yani demokrasi de işte bu meşvereti ne yapmış? Hayatı uygulamaya geçirmiş. İşte Bediüzzaman Hazretleri meşrutiyet şeriattır derken işte bu meşveretin uygulanmasını dikkatlere çekmiş. Demiş ki bak bu meşrutiyet madem ki halka soruluyor, madem ki idareciler seçiliyor, evet, padişahın yetkileri kısıtlanıyor ve halk yönetime katılıyor, işte diyor bu şeriatın bize emrettiği bir husustur. Meşrutiyet şeriattır ifadesini o şekilde anlamak gerekir. Bugün adı demokrasi yani. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu ne hep meşveretle hareket etmiştir. Onun örnekleri çok tabii. Evet. Bir de demokrasi seçime salıyor tabii ki. Şimdi hilafet dediğimiz olay, hilafet yani seçimle yöneticinin belirlenmesidir. İmam-ı Azam kesin ve net olarak bu konuda şöyle diyor. Diyor ki hilafet seçimle seçimle sabit olur. Yani bir devlet başkanı seçimle gelmemişse ona halife denmez. O seçilmemiştir çünkü. Ama tabii olabilir. Ona da itaat gerekir. Fakat o hilafet manasını ifade etmez diye İmam-ı Azam kendisi bizzat bunu söylemiştir. Evet. Seçim de hürriyeti vicdanla doğru hak eder. Yani şimdi seçim var ama vicdan hür değilse o seçim muallel olmuş olur yani. İlletli. Şimdi hürriyet olması lazım. İnsanlar serbest hür olması lazım. Zaten Bediüzzaman Hazretleri yine bakın Divan-ı Harb-i Örfi'de diyor ki şeriat aleme gelmiş ta ki her nevi istibdat ve baskıyı kaldırsın. İnsanlar şahane hür olsunlar. Yani burada iki türlü yönetim vardır dünyada. Birincisi hürriyete esas alan, insanların hak ve hürriyetlerini savunan. İkincisi de baskıya dayanan. Şimdi şeriat madem aleme baskıyı kaldırmak için gelmişse o zaman şeriat hürriyetçidir. Dolayısıyla her Müslümanın hürriyetçi olması lazım. Üstad işte ahrarları desteklemesinin önemli sebebi budur. Yani onlar hürriyetçi. Dolayısıyla İslamiyet'in hürriyet prensibini hayata geçiriyorlar. Ve herkesin hür olmasını istiyorlar. Evet. Bu açıdan Bediüzzaman Hazretleri bakın ahrarları ne yapmış o zaman desteklemiş. Şimdi Üstad ahrarlar diyor ama şimdi Demokrat Parti kuruluyor ya demokratlar adını veriyor evet ona. Yani meşrutiyet döneminde ahrarlar diyor, Demokrat Parti gelince demokratlar diyor. Ve demokratlar diyor, ahrarların devamıdır diyor. Şimdi burada neden demokrasi demiyor, Risale-i Nur'da demokrasi ifadesi yok falan diyorlar ama Risale-i Nur'un birkaç yerinde yine demokrasi kelimesi var. Yani hem mahkeme müdafalarında var, üstadın tahsilinden geçmiş risaleleri de var. Fakat demokrat kelimesi, demokrasi kelimesinden daha şumullüdür, daha geniştir. Şimdi demokrasi bir sistemdir. Herkes kendi kafasına göre uygulama, yani uyguladığı şeyde demokrasi diyebilir ama demokrat dediğiniz zaman, bakın burada demokrat demek demokrasiyi benimseyen, özümseyen, demokrasiyi müdafaa eden demektir. Dolayısıyla üstad bakın burada demokratlar kelimesini kullanarak aslında demokrasiyi benimseyen, özümseyen ve demokrasinin müdafasını yapan, demokratik davranabilen, değil mi, idarede kişileri olarak kastetmiştir ki daha geniş bir kavram. Yani demokrasinin özünde hürriyet vardır. Şimdi Hazreti Ali radıyallahu anh yönetimi döneminde bu hürriyetin kullanımına çok önem veriyor. Zaten asıl saadet denince hürriyetlerin en geniş manada kullanıldığı bir dönemdir. Ve o bir yani devlet değil. Devlet kurumlar ayrı şey. Ama o bir sistemdir. Yani sahabeler öyle bir sistem kurmuşlar ki bu sistem kendilerinden sonra bütün devletlere ve bütün dünyaya örnek olmuş. Yani adaletiyle, hürriyetlerin uygulanmasıyla, ondan sonra meşveretle ve hukukun üstünlüğünü sağlamak noktasından asıl saadetin benzeri dünyada bir model yok. Onun için asıl saadet bir devletten ziyade bir modeldir. Ve işte Hazreti Ali döneminde, bakın hariciler Hazreti Ali'yi öldürmek de tehdit ediyorlar. Ve fikirlerini, yani fikirleriyle işte Hazreti Ali'ye küfre düştün diyecek kadar ileri gidiyorlar. Ama Hazreti Ali onlara şunu diyor. Siz diyor fikirlerinizde hürsünüz. İstediğiniz gibi fikrinizi yayabilirsiniz. Ancak diyor can yakar, mala, cana, namusa tecavüz ederseniz hukuk namına sizinle savaşırım diyor. Evet. Yani şimdi dinde zorlama yok inançla ibadette. Ama hukuki meseleye gelince hukuk zorlayıcıdır. Niye? Çünkü burada hukuk ne vardır? Sizin malınızı almış, vermiyor, haksızlık yapmış. Evet. Talep ediyorsunuz yine vermiyor. Mahkeme yoluyla ne yapar? Zorla alır. Dolayısıyla can yakmış, mal efendime söyleyeyim, mala tecavüz etmiş, namus tecavüz etmiş. Dolayısıyla bunlara hukuk namına ne yapılır? Mukabele edilir. Dolayısıyla zorlama dini değil, hukukidir. İşte Hazreti Ali radıyallahu anh onu hariciler ediyor. Fikirlerinizde hürsünüz, evet, inancınızda hürsünüz,
Ancak bunu eyleme geçirdiğiniz zaman ve can yaktığınız mal mala cana tecavüz ettiğiniz zaman hukuk namına diyor ben sizinle savaşırım diyor. Şahsi hiçbir şey söz konusu değil. Hukukun üstünlüğü. Hukukun üstünlüğü namına. Gayet tabii. Evet. Şimdi bütün bunlar yani demokrasilerde bunlar hayata geçiriliyor. Dolayısıyla insanlığı bu zaman mesul edebilir. Ancak yani onları yönetime katan, onlara hak ve hürriyetlerini sağlayan demokratik idareler olabilir. Bunun için Bediüzzaman Hazretleri ahlaklardan başlayan çizgiyle prensip olarak yani burada şahısı desteklemek yok. Yani şahıslar değil. Fikir odaklı ve prensiplere bağlı bir Bediüzzaman Hazretleri siyasi fikir öne sürüyor. İşte bu fikir demokrasidir. Evet. Bediüzzaman Hazretleri demokratları desteklerken tabi bu fikir odaklı olarak ondan sonra misyon olarak ne yapıyor? Destekliyor. Misyon demek fikir anlamına geliyor. Evet. Fakat demokratlara yani diğerlerine tavsiyesi şudur. Diyor ki siz şairi İslami'yi ihya edeceksiniz. Etmelisiniz diyor. Mesela bunu Bediüzzaman Hazretleri şairi İslam'ı ihya etmeyi ilk defa Büyük Millet Meclisi'nde yani 1922'de Büyük Millet Meclisi'ne davet edilip çağrıldığı zaman oradaki beyannamede ifade ediyor. Diyor ki meclisin diyor en önemli görevi şair-i İslam'ı ihya etmektir. Çünkü Büyük Millet Meclisi o zaman hilafeti kaldırıyor. Ama hilafeti kaldırırken şu gerekçeyle kaldırıyor. Diyor ki artık bundan sonra şahıslardan ziyade müesseseler önde olduğu için yani cemaate geçtiği için hakimiyet. Dolayısıyla Büyük Millet Meclisi kurum olarak hem devleti temsil eder yani saltanatı hem de diyor hilafeti temsil eder. Dolayısıyla ayrı bir halifeye gerek yoktur diye o gerekçeyle kaldırılmıştır. Evet. İşte Bediüzzaman Hazretleri meclise bunu hatırlatıyor. Yani diyor ki sizler diyor şair-i İslam'ı ihya ederek bu vazifeyi de yapmanız gerekiyor diyor. Tabii daha sonra Demokrat Parti ancak bu şair-i İslam'ı ihya konusunda faaliyet gösteriyor. Yani Demokrat Parti din eğitimini başlatıyor. İşte bugün mesela İmam Hatip okullarının açılmasından tutun da ilahiyat fakültelerinin açılmasına kadar ezanların efendime söyleyeyim asli şekilde aslında okunmasına kadar ve ibadet hürriyetine kadar bütün bunlar Demokrat Parti'nin başlattığı şeylerdir. Ki bir şair-i İslam'dır bu ihyasıdır yani. Daha önce yasaklanmış bunlar evet. Biliyorsunuz. Dolayısıyla onun devamı mesela bakıyorsunuz Adalet Partisi DF bunu devam ettirdi. Ve mesela bugün sıkıntı olan başörtü yasağı vardır. Bu 12 Eylül'ün maalesef bize dayatmasıdır. Yani 12 Eylül ihtilal yapılıyor. Demokrasi rafa kaldırılıyor. Demokrasi kaldırıldıktan sonra yapılan anayasayla ve yapılan yasalarla bakın insanların hürriyetleri kısıtlanıyor. Kısıtlanıyor tekrar. Maalesef burada Sayın Özal'ın da büyük bir vebali var. Çünkü o başörtü yasalarının altında onun da imzası var. Yani dolayısıyla bu da gerçekten bizim için çok büyük bir şey. Ve bugün hala daha bakın onlar kaldırılamamış. Tabii ayrıca demokrasi Bediüzzaman Hazretleri'nin yani Demokrat Partilere tavsiyesi insan hak ve hürriyetlerine önem vermesini tavsiye ediyor. Sonra eski tahribatları tamir edin diyor. Evet. Eski tahribat dediği nedir bu? Tahribatlarıdır. Nedir bu? Dini yasaklanmış değil mi? Evet. Ondan sonra ve diğer efendim her konuda baskı yapılmış, kılık kıyafete kadar insanların ne yapılmış? Üzerine baskı yapılmış. Bu tahribatlar diyor tamir etmek demokratların görevidir diyor. Ve millete hizmete salın diyor. Ve sonra Risale-i Nurları diyor resmen neşredin diyor. Yani çünkü dine imana hizmet edecekseniz bu zamanda iman zaafa uğramış. İnsanların imanı takviye olmadıktan sonra onlara ne yapmak? Yani kanun hakimiyetini sağlamak da mümkün değil. Hukuku sağlamak da mümkün değil. Adalet yapmak da mümkün değil. Çünkü bunlar toplumda insanlar adalete yardımcı olacak ki adalet sağlansın. Toplum adalete yardımcı olmuyorsa adaleti sağlayamazsınız. Bu da ancak neyle olur? Din ve imanın kalplerde yerleşmesiyle olur. Yani Allah korkusu yerleşecek. Yani. Bu da Risale-i Nurlarla bu zamanda ancak mümkün. Dolayısıyla Risale-i Nurlarla bakın demokratlara bir tavsiyesi de nedir? Risale-i Nur'un resmen neşridir, sahip çıkılmasıdır. Bir başkası Ayasofya açın deniyor. Dolayısıyla bakın demokratlar bir iktidar demokrat mı değil mi diye bakıldı mı bu ölçülere bakılması lazım. Evet. Yani eğer eski tahribat tamir olmuyorsa, hürriyetler istediğin gibi verilmiyorsa, kısıtlamalı yasaklar devam ediyorsa, sonra Risale-i Nur'a sahip çıkılmıyorsa bu demektir ki bunlar demokrat değil demektir yani. Evet.